Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Fetih Zamanı oyunda yeni bölümde birlikteyiz arkadaşlar. En son Bahreyn'e saldırmaya çalışıyorduk. Uzaklardan Sri Lanka bize ulaşmaya çalışıyordu arkadaşlar. Ve ben saldıramıyordum. 10 bin askerle saldırabiliyordum. Niye diye sordum. Mesajlarda yazmışsınız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gıda üretimimiz olmadığı için piyade gönderemiyoruz arkadaşlar. Piyade gönderirken gıda gidiyor. Askeri araç gönderirken uçak ve benzeri gönderirken arkadaşlar petrol gidiyor. Ben de bütün parayı burada işaretlediğim yerde bakın şöyle ekran işaretlemesini açtım. Buradaki bölgeye tıklıyoruz. Buradan tahıla tıklıyoruz arkadaşlar. Yükselt butonuna bastığımızda gıda üretimini yükseltebiliyoruz. Adımı geç dediğimizde gıda üretimimiz yükseliyor. Şu an arkadaşlar her adımda ben 660 bin gıda alıyormuşum. Bir sonraki adımda yükseltirsem 670 bin verecekmiş bana. Şu an tahıl kaybım adım başına 357 binmiş. Tahıl miktarım da toplamda 1 milyon 400 binmiş arkadaşlar. Yükseltme maliyeti de 670 binmiş. Şu an benim 82 milyon dolarım var. Yükseltsem şöyle gördüğünüz gibi 670 bin gitti. Sonraki yükseltme 680 bin. Şimdilik bu gıda bana yeter. Buna para şu an harcamayacağım. Gelelim Bahreyn'e. Bahreyn'e gelelim. Şurada önce ana şehrini, ana bölgesini alacağım. Buraya piyadelerle saldıramıyoruz. Önceki aslında önceki şeyleri görebilsek çok daha güzel olacak. Önce gönderdiğim casusun raporunu görsek çok daha iyi olur. Veya da var da ben de bilmiyor olabilirim. Şurada kuşa tıklasam ne olur? Hayır, hiçbir şey olmuyor. Önceki şeyleri göremiyoruz herhalde. O yüzden tekrar şöyle sağ alttan arkadaşlar şöyle işaretlediğim yerden bir tane casus göndereceğim. 1000 dolar karşılığında bir casus Bahreyn şehrine gönderip ordusuna bakmak istiyorum. Askeri dedik. Evet, 1 milyon piyadesi var. 1500-1700 bayağı güzel bir ordusu var. Ama burayı alacağım. Burayı kafaya koydum. Direkt saldıra bastım. Şimdi Suudi Arabistan'dan gidersem 771-400 bunu alabilirim. Suudi Arabistan'dan burayı alabilirim arkadaşlar. Diğer ülkelere bakalım. Burada fazla ordumuz yok. Şuraya da bakalım. Burada da yok. Direkt Suudi Arabistan'la saldıracağım ama şöyle yapayım. Biraz daha piyade ekleyeyim ona. Aslında normalde burada kara sınırı yok. Piyade nasıl gönderebiliyorum? Benim tahliye uçağım mı var? Ona bakacağım. Bu arada yükseltmeler arkadaşlar 10. seviyeye kadar yükseliyor. Aynen 10. seviyeden sonra yok. Casus ve anti casus hariç. Diğerleri 10. seviyeye kadar yükseltebiliyor. 10. seviyede son. 10. seviyeden sonra şu an yükseltemiyoruz. %130. Şuradan biraz ordu yapıp piyadeyi 1 milyon üzerine çıkartmak istiyorum. Evet, piyadeyi 1 milyon yapalım. Garanti olsun. Yine çok rahat alırım burayı ama garanti olsun diye saldır dedim. Arabistan'dan saldıracağım. Tahılım 1,5 milyona yakın. Petrolüm de 15 bin var. Şimdi bütün piyadeyi seçersem seçemiyorum. Çünkü kara sınırı yok. Evet. Güzel. Güzel, tam istediğimiz gibi. Abi jet de gönderemiyorum. Bakın jet bile gönderemiyorum. Kanal sınırı yok. Tamam, uçakla gitmek istiyorum kardeşim. Gidemiyorum. İlla denizle mi gitmem lazım? O yüzden benim savaş gemisi, uçak gemisi ve askeri nakliye uçağı yapmam gerekiyormuş arkadaşlar. Bu arada nükleer saldırı yapabiliyor muyum? Seçtim nükleer saldırıyı. Bir deneme yapacağım. En azından denemiş oluruz. En azından denemiş oluruz. Nükleer saldırı silahım var herhalde. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Ben de bilmiyorum. Denemiş olurum. Adımı geç dediğimizde saldıracağız şu anda. Bahreyn'e nükleer saldırı atıyorum. Füzeyi gönderdim. Adayı da parçaladık mı acaba? Yükleniyor diyor. Bakalım ne olacak. Bahreyn, Yemen, Tayvan, Sri Lanka. Alamadık mı? Orada ne kadar hasar verdik? Şimdi bakacağım. Bunu geçelim. 203 bin dolar geldi oradan. Ama rapor falan var mı? Evet, yukarıda bir rapor var. Burada müttefiklik teklifi var. Kabul etmeyeceğim. Bahreyn ne durumda? Tekrar bir tane casus gönderiyorum. Ho! Şuraya bakın arkadaşlar. Bitmiş. Bitmiş. Sildik, süpürdük. Komple temizlik yaptık arkadaşlar. Nükleer saldırıda Bahreyn'i parçaladık. Şimdi buna ufak bir orduyla gitsem, şöyle 20 tane savaş gemisi göndersem alır mıyım acaba? 20 tane savaş gemisi gönderiyorum. Bir deneyelim.
Bir deneyelim. 20 tane savaş gemisi gönderdim. Alamazsak biraz daha üretip gönderirim. Nükleer saldırının etkisini gördük arkadaşlar. Evet, yükleniyor diyor. Başarılı. 2 tane savaş gemisi kaybetmişim. Bütün ordusunu da silip süpürmüşüz. Güzel. Bahreyn artık bizim. Altta bir de Bahreyn'in benden aldığı şey Birleşik Arap Emirlikleri vardı orada diye yanlış hatırlamıyorsam ya da başka bir şehirde olabilir. Orayı da alacağım şimdi. Evet, orayı aldık. Güzel. Şimdi şu aşağısını alacağım. Saldıracağım. Piyade şimdi gönderebileceğiz buraya. Dur. Önce şurada biraz savunma yapmak istiyorum. Şuraya biraz savunma. Ordu. Şuraya biraz savunma yerleştirelim. Tank, tüfek, füze atı. Tankman koymayayım çünkü buraya zaten bunlar yanlış üretim. Buradan destek alırım. Buraya zaten şeyle gelemiyorlar arkadaşlar, piyadeyle. Benim buraya anti füze atar koyacağım. Tank da gelmeyecekler. Helikopter, jet, uçak savar koymak istiyorum. Savaş gemisiyle geleceklerine göre savaş gemisi koydum. Uçak gemisi falan filan bunlardan koyalım bakalım. İnşallah işimize yarar. Çok evet, şundan da helikopter de koyduk birkaç tane. Anti tank da koyduk. Tamam. Buradan destek alırız arkadaşlar. İşimize yaramazsa. En azından saldırıyı önlemiş olduk. Şimdi buradaki Bahreyn'e saldırmak istiyorum. Buradan saldıracağım. Önce bir bakalım burada ne kadar ordusu var. 293 jeti var. Ta, alırız. Alırız alırız. Bütün orduyu buraya çekmiş. Aslında iki şehire ayırdığına göre baya güzel ordusu varmış. Arabistan'dan saldırmak istiyorum ben. Şöyle yukarı çek. 117 bin tahıl gidecek. Önemli değil. Şöyle tek seferde almak istiyorum. Hepsini gönder. Hepsini gönder. 4000 petrolümüz gidecek. Gitsin. Garanti olsun. Garanti olsun. Bahreyn'i alacağım. Yandan Yemen'e gireceğim arkadaşlar. Bu bölgeyi almak istiyorum. Güzel. Tamamen temizledik mi? Aynen. Güzel orduyla girince tamamen temizledik. Çok da fazla bir kaybımız olmadı. Kaybettiğimiz petrolden 1600'ünü geri almış olduk. Yani zarardayız. Buradaki üretimleri arttırıp bu arada dur, biri geliyor, biri bana saldırıyor. Yemen. Yemen Arabistan'ın olduğu bölgeye saldırı yaptı. Aldı mı? Şaka yapıyorsun. Kazanmış. Şu orduyla nasıl kazan antitank? Vay Yemen vay. Ve Sri Lanka mı geliyor? Şaka yapıyorsun. Direkt oraya takmış kafayı zaten. Oraya Sri Lanka kafayı takmış zaten. Alamaz. Jetlerle orayı alamaz. Jetlerle orayı alamaz. Durun bakalım siz şimdi durun. Yemen. Şunları bir yükselteyim. Şurayı bir yükselteyim ben. Yükseltmelerini yaptım. 10. seviyeye kadar yükselteceğim. Tamam. Silaha da gel. Buraya gerek yok. Şunları da yükselt abi. Oraya güzel bir orduyla saldırdı ki orayı direkt aldı. Orada aslında benim savunmam neden aldı arkadaşlar? Buradaki ordum, Suudi Arabistan'daki ordum şuradaki yani Bahreyn'in olduğu bölgeye taşındığı için alabildi. Yoksa alamazdı. Şöyle bir casus gönderelim bakalım. Evet, çok da fazla ordusu yok. Direkt saldır diyorum. Şimdi orası neydi? Oranın bulmamız Katar değildi. Kuveyt değildi. Birleşik Arap Emirlikleri'ydi, değil mi? 500 bin piyade mi var orada? Direkt 500 bin piyade ile saldırsam alabilir miyim? Deneme yapacağım. Yanlış yerden saldırmışım. Biraz daha aşağıdan saldırmam gerekiyordu. Bakalım 500 bin piyade ile alabiliyor muyum? Alamamışım. Alamamışım ama güzel bir şey verdik. Yemen yukarıya doğru saldırıya geçti. Bunun önünü kesmem lazım. Alabildi mi? Başarısız. Alamadı. Güzel. Alamadı. Biri daha geliyor. Hayır. Kimsin sen? Abi kim bu? Tayvan. Tayvan o jetlerle orayı alma şansın yok. Tayvan. O jetlerle orayı alma şansın yok. Şu an sıkıştırmaya başladılar beni. Neredeydik? Ülkemiz nerede? Dur. Şöyle yaklaş, yaklaş, yaklaş. Acilen şu Yemen'i ortadan kaldırmam lazım. Şuralarda biraz savunma yapacağım. Ordumuz ne durumda? Şöyle biraz piyade koyayım buraya. Buraya kafayı takmışlar çünkü.
Buralara uzaktan geliyorlar. Anti füze atar. Tamam. Anti tank koymayacağım. Jet med falan koyalım. Uçak savar koymak istiyorum. Uçak savar lazım olur. Tamam. Buraya biraz savunma verdim. Şuraya da bakalım. Şu köşeye geldiler değil mi? Şuraya da ordusuna bakayım. Biraz piyade. Anti füze atarı koydum. Uçak savar da koymak istiyorum. Güzel. Savunmayı biraz güçlendirdik buralarda. Şurada ne durumda savunmamız? Şuradaki savunmamız ne durumda? Ver biraz. Ver 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 ver. Tanka gerek yok. Biraz jet koymak istiyorum. Uçak savar koydum. Anti füze atar. Füze atar koyalım. Tamam. Piyadeyi de biraz yükselttik. Tamam. Buranın da savunmasını yükselttik. Şimdi şu Yemen'i de ortadan acilen kaldırmam lazım. Şu alttan saldıracaktık. Oraya şuraya bir saldırı diyelim. Ordusu fazla yok. Orası neydi? Omman mıydı? Tamam, buradan giriyorum buna şimdi. Şimdi geliyorum. Full saldırıyorum. Geldim. Evet. Yemen. Orayı alalım. Yemen. Benim olanı senden geri istiyorum. Güzel. Güzel bir şekilde temizledik. Şimdi burada güzel bir savunmamız var. Şuraya da biraz savunma yapalım. Şuraya da biraz savunma yapalım. Hepsinden biraz koyalım. Gerçi kara sınırımız şu an kalmadı. O yüzden ben buraya uçak savar koymak istiyorum. Aynen, uçaklarla gelecekler. Denizden karşıdan gelebilirler. O yüzden savaş gemisi yaptım biraz. Uçak gemisi yapalım. Çok da para harcamak istemiyorum buraya. Jetleri yapalım. Jetlere karşı jetler karşılık versin. Tank veya piyade yapmayacağım. Çünkü buranın kara sınırı yok. Kara sınırını zaten biz aldık arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Burada nesi var? Anti tankı 3800. O yüzden buraya fazla tank göndermeyeceğim. Buraya tank göndermeyeceğim. Anti füze atar. Uçak savar. Savunması idare eder. Buraya piyade bol olarak göndermek istiyorum. Buraya Suudi Arabistan'dan saldıracağım. Piyadem zaten yüksek. Tank göndermeyeceğim. Füze atar gönderdim. Uçak savar olduğu için arkadaşlar ama mecburen jetleri de göndermek zorundayım. Gönderdik. Yemen'i haritadan siliyorum şu anda. Şu anda Yemen'i haritadan siliyorum. İnşallah sileceğiz tabii. Almamız lazım. O rapora göre almam lazım. Güzel. Tamamen bitti mi? Bitmedi. Tamamen bitmedi. Uçak savarları zaten çoktu. Belliydi. Anti tankları da çoktu. Evet, karşı saldırı gelecek mi? Gelmedi. Gelemez. Gelemez. Korkuyorlar. Savunma yaptığım için saldıramadılar arkadaşlar. Direkt piyade ile dalıyorum şu anda. Direkt piyade ile daldım. Petrolü harcamayalım. Piyade ile alabilir miyim? Evet, güzel. Aldık. 11.000 piyade. Kaybımız olmuş. Tamamen temizledik. Artık Yemen de bizim. Şurada Tayvan, Sri Lanka. Sizi ben bu sene turizm sezonu başlamış arkadaşlar. Adımı geç dememiz lazım. 3 tur adım geçeceğiz. Şurada mesaj kutusunda mesaj var. Ateşkes Sri Lanka. Sri Lanka seni yaktım oğlum. Sri Lanka seni yaktım. Evet, 3 adım geçtik. Turizmden çok fazla para gelmiyor. Savaşta olduğumuz için gelmiyor olabilir. Sri Lanka seni yaktım. Buradan sana bir casus gönderebiliyor muyum diyeceğim ama şurada biraz savunma yapmak istiyorum. Ordu. Anti tank. Şunları da yaptık. Uçak savar yapmak istiyorum. Piyadeyi biraz arttırdık. Tamam, şimdilik güzel. Nükleer saldırı olmadığı sürece bir şey olmaz. Şuradaki Sri Lanka'ya ben casus gönderebiliyor muyum? Sadece jetlerle alabilir miyim burayı? Bakalım. Casus gönderdim. 1 milyon piyade. Oo, güzel ordusu var. Güzel ordusu var. Buraya piyadelerle ulaşmam için şuradan şuraya kara sınırı var mı? Yok. Kara sınırı yok arkadaşlar. Nepal'den bile oraya giremiyorum. Ben buraya direkt saldır dediğimde nereden saldırsak mesela Omman'dan saldıracağım. Omman'da yani uçaklarla bile saldıramıyorum Omman'a. Niye bilmiyorum. Buraya sadece gemilerle saldırabiliyormuş. Ben buraya arkadaşlar nükleer saldırı yaparım. Vallahi nükleer saldırı yaparım buraya ben. Buraya nükleer saldırıdan başka çaremiz yok. Ama şu an değil. Şu an değil. Şu an dursun. Şuradaki savunmamıza bir bakalım. İdare eder. Buradaki savunmamız güzel. Şuraya bakalım. 1 milyon piyade. Piyadeyi buraya çekmişiz. Biraz daha
Şöyle biraz daha savunma verelim o zaman. Jetleri verelim, uçak savarları verelim. Tamam, bu savunmada bize şu an yeter. Arabistan'daki savunmamıza bakalım. Güzel. Güzel güzel, iyi durumdayız. İyi durumdayız. Alt tarafı temizledik. Şu an bana saldırı yapamıyorlar. Çünkü savunmayı yükselttik. Yukarısı da tamam. Bölgelerimiz tamam. Yükseltmeleri ben daha sonra yapacağım arkadaşlar. Buradaki yükseltmelere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi 4'te. Bunları 10. seviyeye kadar yükseltebiliyoruz ama onları ben daha sonra yükselteceğim. Buradan çıkalım şimdi. Gelelim şuradaki Afrika bölgesine. Aşağı çok indirmiyor bizi. Libya'yı ikiye ayırmış. Burada bir Libya bölgesi daha var. Bu tarafı da alacağız. 4 tane bölge var. Ondan sonra Avrupa kalıyor. Yukarıda sağ tarafta Asya bölgeleri var. Önce şu Afrika tarafını bitirelim arkadaşlar. Şuradaki durumumuz nedir? Ordumuz, piyademiz biraz azmış. Piyadeyi biraz yükselteceğim. Çünkü oradan direkt saldırı yapacağım. Diğer askerimiz güzel. Diğer askerimiz güzel. Önce Libya ile bir düşman olalım. Savaş açmak istiyorsak bir ülkeye burada sağ altta şurada işaretliyorum bakın noktayla düşman ol dedik. Önce saldıracağımız şehri seçiyoruz. Sonra düşman ola ikinci kez bastım. Üçüncü kez bastım. Dördüncü de o düşman ola ilişkilerimiz çok mu iyiydi? Beşinci de hala düşman olmadık. Altıncı da düşman olduk. Libya ile arkadaşlar ilişkilerimiz çok mu iyiydi acaba? Şimdi buraya casus gönderemiyorum. Direkt saldırıp deneyeceğiz. Libya'daki orduyu direkt saldırıp deneyeceğiz. Direkt Arabistan'dan baksak 800 bin. En iyi orduyla saldırmak istiyorum. Bahreyn uzakta. Bahreyn olmaz. Yemen olmaz. Mısır yakın mıydı oraya? Evet. Mısır yakındı. Orduyu bilmediğim için şuradan rastgele giriyorum. Şu ordu yetmeyebilir. En azından denemiş olacağız. Nükleer saldırımız kapalı, açıkmış. Açık. Nükleer saldırımız açıkmış arkadaşlar. O Sri Lanka'yı aslında deneyebilirim. Dur, oraya Sri Lanka'yı deneyeceğiz nükleer saldırıyı. Adımı geç dedim. 73. adımdayız. Saldırıyı gerçekleştirdik. Geliyoruz. Bakalım alabilecek miyiz Libya'yı? Libya'nın askeri gücü nasıl? Aldık. Aa, hiçbir şey yokmuş. Hepsini bitiremedik ama güzel vurduk. Güzel vurduk. Şu an bana saldırı yapamıyorlar. Mesaj kutusuna bakalım. Tayvan ateşkes istiyormuş. Bulgaristan da müttefiklik teklif ediyormuş arkadaşlar. Direkt saldıracağım. Tekrar Mısır'dan saldırmak istiyorum. Tahılımız çok olduğu için piyadelerle direkt alıyorum. Direkt piyade gönderiyorum. Petrol harcamak istemiyorum. Direkt piyadelerle gönderdim. Alırız burayı. Güzel. Temizledik. Libya'yı da aldık. Şimdi evet var. Oradan saldırdığım için ordu ileri çektim. Bakın. Alabilir. Alamadı. Yine jetleri gönderdi. Yine alamadı. Kalan savunmam buraya yetti arkadaşlar. Bu Sri Lanka'ya şimdi ben nükleer saldırıyı yapıştırmaz mıyım? Bence yapıştırırım. Bu Sri Lanka'ya bence yapıştırırım. Anti füze atarları yükseltiyorum. Uçak savarları yükseltelim. Çünkü uçaklarla geliyor. Ben Sri Lanka çok kaşındı. Bu Sri Lanka çok kaşındı. Hak etti bunu. Sen oradan buraya ne işin var? Sen oradan buraya ne işin var? Buna şimdi saldırı dedik. Bura en yakın yer neresi? Bahreyn. Nükleer saldırı. Bahreyn'deki nükleer saldırıyı açmamış mıyım ben? Bakacağız şimdi. Arabistan'dan nükleer saldırı yapabiliyor muyum? Yapıyorum. Geliyor Bahreyn. Sri Lanka. Geliyor. Al bakayım. Adımı geç dedim. Çok kaşındın. Sen istedin bunu. Gönder. Geliyor. İşte bu. Fazla kaşınırsan kaşırız. Evet, var mı saldırmak isteyen Libya? Libya'nın diğer bölümü bana savaş açtı ama başarısız. Bu arada orası Tunus'muş. Tunus'tan almış orayı zaten. Tunus'tan zaten orayı aldı.
Oraya sana geleceğim. Sana geleceğim ama önce şu Sri Lanka'yı bir aradan çıkartmak istiyorum. Şimdi bakalım ne kadar ordusu kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmamış. Saldırı dedik buradan. Omman'dan saldırsak. Savaş gemisi, uçak gemisi. 30 ve 20. Alabilir miyiz? Deneyelim. Adımı geç dedim. Bakalım alabilir miyiz? Alırsak buraya savunma koyacağım. Başarılı. Sadece bir tane savaş gemisi kaybımız olmuş. Tamamen temizledik. Evet, Libya yine denemeler yapıyor. Piyadelerimi alabilir. Alamadı. Piyadeleri alamadı. Çok da ordusu yokmuş zaten orada. Piyadelerime karşı hiçbir şansı yok. Güzel. Tayvan'ı da alacağız. Tayvan da kaşınıyor arkadaşlar. Tayvan'ı da alacağız. Şimdi şuraya biraz savunma yapmak istiyorum. Burada kara sınırı olmadığı için buraya piyade koymayacağım arkadaşlar. Buraya füze atar koyuyorum. Tanka gerek yok. Antitanka gerek yok. Anti füze atar koyalım. Hava birimleri, helikopter, jet, uçak savar koymak istiyorum. Güzel. Savaş gemisi 10 tane de yapalım. Nükleer denizaltı. Bunlara gerek yok şu anda. Çok para istiyor. 3 milyon dolar istiyor nükleer denizaltına. Güzel. Buraya aldık. Gelelim sana. Gelelim sana. Libya, orası senin zaten değildi. Orası Tunus olarak gözüküyordu. Şuradan ordumuz ne durumda? Burada ordumuz yok. Piyademiz var. Tankımız yapalım şimdi orduyu. Orduyu yapalım. Jetleri de koyduk. Uçak savar. Savunma olarak dursun uçak savarlar. Tamam. Şimdi bakalım ne var. Bakmış mıydık? O hiçbir şey yok. Direkt piyadelerle bile alırım. Az bir piyade göndereceğim. Az bir şey piyade göndereceğim. Nereden saldıralım? Arabistan'dan. Piyade gönderemiyorum. Arabistan'dan gönderemiyorum. Burası neydi? Libya'ydı. Libya'dan saldıracağız buraya. Libya'dan Libya'ya. Nerede? İşte burada. Libya'dan Libya'ya saldırıyor. 400 bin 400 bin piyade buraya yeter. 400 bin piyade buraya yeter. Boşuna petrol harcamamıza gerek yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamamen temizledik mi? Temizledik. Burası artık evet. Kim? Tayvan mı? Ya Tayvan. Allah aşkına Tayvan bir dur ya. Bak nükleer saldırı yaparım patlatırım seni bak. Tamam mı? Nükleer saldırı yaparım seni patlatırım Tayvan. Neredesin? Nerede olduğunu bile göremiyorum. Bak hareketlere bak. Hareketlere bak. İlla kendini bitirttireceksin bana. Bakalım neyin varmış. 1 milyon. 900, 900. Tamam buraya sana güzel bir saldırı yapıyorum şimdi. Sana güzel bir saldırı. Nükleer saldırımız buradan yok. Bahreyn'den olması lazım. Yok, bitti mi nükleer saldırımız? Söyle öyle peynir ekmek gibi kullanamayız herhalde nükleer saldırıyı. Üretim yapmamız lazım ki saldırabilirim tabii ki. Mantıklı olarak öyle. Dur. Şimdi sana en yakından ordu dedik. Nükleer denizaltı, nükleer denizaltı. Bir tane yapacağım sana. 3 milyon dolar. Bir tane nükleer denizaltı. Geliyor Tayvan. Üretimimi yaptım. Sen çok kaşındın. Saldır dedik. Nereden yaptım? Bahreyn'den mi yapmıştım? Hayır. Nereden yaptık? Üretim yaptık. Neden o denizaltını kullanamıyoruz? Aynen nükleer saldırı, nükleer denizaltını yaptık. Neden saldıramıyorum? Buradaymış. Ommanmış orası. Ommanmış, Omman. Geliyor. Al bakalım. Tayvan. Aldın mı Tayvan? Çok kaşındın. Sen oradan benim oraya ne işin var? Müttefiğin mi var orada senin? Temizledik. Tayvan'ı temizledik. Şimdi bakalım neyi kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Şimdi gemilerimi göndereceğim oraya. Gemilerimiz neredeydi? Burada. Şöyle
20 tane bundan. 20 tane de bundan gönderdik mi? Bu iş temiz. Adımı geçtim. 79. adımdayız. Normalde sol tarafa ilerleyecektim ama Tayvan kaşındığı için Tayvan'a doğru yola çıktık. Başarılı. 2 tane kaybımız olmuş sadece. Temizledik ve aldık. Var mı başka kafa tutan? Olamaz. Başka kafa tutan olamaz. Burada biraz şimdi savunma yapalım arkadaşlar. Ordu dedik. Buraya piyade koymayacağım. Burası ada zaten. Buraya füze atar koymak istiyorum. Tank. Peki nakliye uçaklarıyla gönderebilirler aslında piyade mi? Ona şu an girmeyeceğim. Anti füze atar. Tamam, uçaklara karşı etkili. Biraz hava birimi yapalım. Helikopter, jet yapalım. Uçak savarları yükselttik. 10 tane savaş gemisi, uçak gemisi de yaptım. Nükleer denizaltına gerek yok. 3 milyon dolar. Onlar şimdilik dursun. Yükseltmeleri de gelmişken aradan çıkartalım diyorum. Şöyle yükseltmeleri 10. seviyeye yükselttik. Çok fazla para istemiyor bunlar için. Yükselt, 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 yükselt. Güzel. Bu dursun. Şunları tamamen yükselt. Bunları yükseltmek önemli arkadaşlar. Gelirlerimizi arttıracak bunlar. Sağlığı da yükselttik. Güzel. Bunlar savaşlardaki kayıplarımızı etkiliyor. Bölgedeki toplam etki %130. Evet, tamam. Beni rahatsız eden bir ülkeyi de ortadan silmiş olduk. Buradan Libya'yı da aldık. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Morokko'yu alacağız. Morokko. Morokko burada başka bir ülkede almış. İki tane bölge var. Bunların ikisini de alacağız. Bugün bayağı güzel iş yaptık. Oyunu da az çok öğrendik arkadaşlar. İnce ayrıntılarına kadar öğrendik. Piyade göndermek istiyorsanız tahılınız olması gerekiyor. Diğer uçaklardan ve benzeri şeylerden göndermek istiyorsanız petrolünüz olması lazım. Buradan şu bölgeye tıklıyoruz. Buradan tahıla tıklıyoruz. Buradan yükseltmemizi yapıyoruz arkadaşlar. Buradan hatta tahıl ve şey de satabiliyoruz. Petrol de satabiliyoruz. Mesela kara borsa. Morokko'dan 20 dolara 10 bin şey alabiliyormuşuz. Burada tabii ki zararda oluyoruz. Petrol için de aynı ama satabiliyoruz. Satarken mesela tahıl satmak istiyorum. Kim istiyor tahıl? Satılacak miktar. Tahıl isteyen kim? Kime satacağım? Aslında burada görünüyordu. Sat desem kime satacağım? Neyse satmıyorum. Satmıyorum. Petrol deneyeceğim. Petrol isteyen var mı? Petrol satacağınız ülkeyi seçin. Petrolünüzün bir numara satabilirsiniz. Şu an benden petrol isteyen yok. Normalde burada gözüküyordu hangi şehir petrol istedi. Gözüküyordu. Şu an gözükmüyor. Şu an gözükmüyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki bölümde sol tarafı bitirip Afrika'yı bitirip şuradan Asya'ya mı gideceğiz yoksa Avrupa'ya mı gideyim, karar vereceğim arkadaşlar. Bu arada Amerika bölgesini buraya koymamışlar. Amerika'yı koymamışlar. Sadece Avrupa, Asya ve Afrika'yı koymuşlar. Yukarıda Rusya da var. Rusya bu arada bayağı bir bölge almış buralardan. Bir sonraki bölümde arkadaşlar buradan devam. Aa, Avustralya'da varmış. Başka ada var mı burada? Var. Oo, güzel. Şuraya kadar niye Amerika'yı koymamışlar bilmiyorum. Amerika'yı koymamışlar. Oyuncuların oyun yapımcısı Amerikalı mı acaba? Amerikalılar mı yapmış burayı ki kendilerini buraya koymamışlar? Neyse. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.